Merhaba. Bu videoda pasif taşımadan bahsedeceğiz. Öncelikle işe hücremizi inceleyerek başlayalım. Evet, hücremiz burada. Şurayı iyice yakınlaştıralım ve hücre zarına odaklanalım. Bildiğiniz gibi burası çift katmanlı lipitten oluşuyor. Bu da aslında burada duran hidrofil başların olması anlamına geliyor. Birkaç tanesini çizeceğim. 3 tane burada, 3 tane de burada olsun. Hidrofob uçları da çizelim. Bunlar Aşağı doğru olan yağ asidi uçları. Evet, bu uçlar bu şekilde bükülüp çift katmanlı lipidimizin hidrofob çekirdeğini oluştururlar. Bunları çizmeye devam edebilirim. Bu hidrofil başlar için mavi çizgileri kullanacağım. Hidrofob uçlar için ise e, içeride bu gri alan, e, yani onlar da bu gri alanın içinde olacaklar. O zaman size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Küçük bir molekül buraya geldi diyelim. Hatta bu bir klorür iyonu yani Cl negatif olsun. Onu bu bölgenin dışından yani hücre zarından, hücre dışından buraya içeri nasıl alırız? Örnek olarak göstereceğimiz bağırsağımızda bunu pasif taşıma ile yaparız. Daha önce de bahsettiğimiz gibi pasif taşımanın dört farklı türü var. Ama biz bu videoda kolaylaştırılmış difüzyon hakkında konuşacağız. Burada dağılma, yayılma veya belirli bir yere ilerleme görüyoruz. Fakat asıl soru şu. Bu hareketi kolaylaştıran şey nedir? Bu videoda odaklanacağımız cevap işte orada yatıyor. Hücre zarımız boyunca zara yerleşmiş proteinler var. Bu klorür iyonunun dıştan içe hareketini kolaylaştıracak şey tam buradaki klorür kanalı. Aslında buradaki kanalın şekli biraz komik proteinlerin neden cepleri olsun ki? Ama bunun kendine özel küçük bir cebi var. Bu cebin özelliği klorürün yerleşebileceği bir yer sağlıyor olması. Bir tane de yerleşik bir protein çizmem gerekirse o da hemen hemen bunun gibi gözükecek. Demin çizdiğimden çok da farklı değil yani. Fakat burada yapmamız gereken çok önemli bir ayrım var. Şimdi neler oluyor bakalım. Klorürümüz buraya yerleşmiş fakat buradaki klorür kanalını rahatsız ettik. Notumuzu alalım. Rahatsız. Artık bu şekilde yani orada yerleşik bir şekilde durmak istemiyor. Çünkü klorür iyonu geldiği için duruş şeklini değiştirmek istiyor. Peki şimdi ne olacak? Proteinimiz şeklini değiştirerek klorür iyonumuzu içeri alacak. Bu şekilde şeklini değiştirip ters yüz olduğunda klorürümüze tutunan kısım aniden hücre zarımızın hücre içiyle yüz yüze gelecek. Ki bu da klorür iyonunun en baştaki proteini geride bırakarak artık ayrılabileceği anlamına geliyor. Bakın protein şimdi biraz daha farklılaştı. Gördüğünüz üzere şu anda bir önceki cismimizle aynı fakat klorür iyonumuz burada değil. Bu sürede gördüğümüz şey ise rahatsız şekilden nispeten daha rahat şekle yer değiştirdiğinde klorüre proteinden ayrılması için olanak verdi. Şimdi ise klorürün çıktığı yer hücremizin içi ve proteinimiz yine rahatsız durumda. Rahatsız olduğu için değişmesi gerekiyor. Değiştiğinde hangi şekle gireceğini düşünüyorsunuz pekala? Söyleyin bakalım. Sanırım tahmin ettiniz. Protein tıpkı klorürle bağlantı kurmadan önceki hali gibi gözükecek. Şimdi yeniden rahat durumda. Güzel ve konforlu. Oh keyfi yerinde aslında başka bir klorür iyonu almaya hazır. Çünkü proteinimiz boş durmayı hiç sevmiyor. Bu sürede proteinimizin yapacağı şey değişmektir. Yani yapı değişikliğine diğer tıptaki adıyla konformasyonuna uğrar. Klorür iyonu bağlı olsa da olmasa da protein yapısını değiştirir. Tıpkı daha rahat olmak için burada yaptığı gibi. Ya da klorür iyonunu tutmasa rahatsız durumdayken burada yaptığı gibi. Yani daha rahat bir pozisyona geçmek için her zaman yer değiştirir. Bu süreç boyunca klorür iyonumuz herhangi bir enerji harcamadan adım adım hücreye girer. ATP yani enerji kullanılmaz. Onun yerine klorürün hücreye geçişinin kolaylaşması için bu protein kullanılır. Umarım bu video kolaylaştırılmış difüzyonu anlamanıza yardımcı olmuştur.